Türkiye Futbol Antrenörü Derneği'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği'ne Uluşehir Bursa sloganıyla Atıcılar Futbol Sahası ev sahipliği yaptı. Genç yıldızlara Bursa'nın kültürel simgelerinin tanıtıldığı ve gezdirildiği organizasyon açılışında ise Mehteran ekibinin müzik şöleni vardı. Bursa sporumuzun efsanelerinden Sedat 2 lakaplı TÜFAT Bursa Şube Başkanı Sedat Özbağ'ın girişimiyle Türkiye'nin dört bir yanından birçok genç yetenek Bursa'da Geleceğin Yıldızları projesiyle final müsabakalarında top koşturdu. Merhabalar değerli Bursa Spor TV izleyenleri. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği bu yıl Geleceğin Yıldızları projesinin dördüncüsünü düzenliyor. Bu yıl bu projeye Uluşehir Bursa ev sahipliği yapıyor. Yanımızda hem Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Bursa Şubesi'nin başkanı Bursa Spor'un efsane isimlerinden Sedat Özbağ, diğer yanımızda da Metin Türel var. O da yine amil takımın unutulmaz isimlerinden biri. Amil takımın yıllarca antrenörünü yapmış biri. Önce Sedat abiyle başlamak istiyorum. Önemli bir organizasyon. Bunu Bursa'da ev sahipliği yapmak çok önemli bir organizasyon. Özellikle geleceğin yıldızlarının yetişimi için genç yaştaki bireylerin futbola adaptasyonları ve tanışmaları sürecinde sizin çok büyük emeğiniz var. Bunları biz biliyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu proje 4 yıl evvel başladı. Antalya'da ilk seçmelerden sonra çeşitli Türkiye'nin illerinde final maçları en son seçilen oyuncuların tekrar hem milli takımı hem de kulüp takımlarına tavan verisini oluşturma adına da önemli bir organizasyon bu. Bu sene de dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bursa olarak biz talip olduk. Sayın Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulu'daki büyüklerimiz de buna onay verince Bursa'yı hem tanıtma adına hem de buradaki gençlerimizi tekrar onlara deneyimlerini sunma aşamasında da böyle bir organizasyonu üstlenmiş olduk. Hem sadece futbol değil bu, tarih ve kültür yapımızı da çocuklarımıza gezdiriyoruz. Bugün Büyükşehir stadını gezdiler. Oradan da bilgi işlem oraya çocuklarımızı yönlendirdik. Yarın da teleferikle bir gezi var. Yani hem Bursa'mızın tarihi dokusunu onlara gösterebilmek. Çoğu da teleferiğe de bilmemişlerdir. Nasıl bir şey olduğunu da bilmiyorlardır. Hem Bursa'nın tanıtımı hem de bu spor organizasyonunda sağ olsun genel başkanımızın da destekleriyle başlatmış olduk. Bu emeğe geçenlerin hepsine teşekkür ediyorum. Şahsım, yönetim ve TÜFAT adına, genel merkez adına da teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii sadece Bursalı çocuklar yok burada. Sizler de söylediniz. Türkiye'nin dört bir yanından çocuklar geliyor. Tabii daha 10 yaşındaki çocuklar burada futbolla tanışıyor. Çok önemli bir tesis. Özellikle Atıcılar'dayız şu anda. Çim bir tesisin üzerindeyiz. Burada futbol oynanıyor. Bu yaşta bir çocuğun Çim'le tanışması belki de evinde ya da mahallesinde böyle bir tesis yok. Çoğu yerler ama şimdi artık tesisler de mükemmel olmaya başladı. Türkiye'nin her yanında bu tip sahalara da başlandığını iyi biliyoruz.
bunlar gelişirken tabii çocuklarımızın da hem teknik hem becerilerini geliştirme adına ne önemli tesisler. Bizlere bu konuda yardımcı olan Büyükşehir Belediye'mize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu konuda bizlere gayet hem ulaşımı sağlama hem de sahaları futbol oynatma, o çocuklarımızı ağırlama bakımından da Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Evet abi, teşekkür ediyorum. Şimdi biraz Metin Hocam'a döneceğim. Metin Hocam, oynadığınız yıllar ya da antrenörlük yaptığınız yıllarda tabii böyle tesisler, böyle imkanlar pek yoktu. Şu anda futbol daha fazla endüstriyelleşti, daha fazla para girmeye başladı işin içine. Şimdi ise artık TÜFAT 4 yıldır çocukları böyle ortamlarda buluşturmaya devam ediyor. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi futbolda iki tür eğitim vardır. Bu tartışılmaz ve şeydir yani, anayasasıdır. Bir performans eğitimi, bir de oyuncu yetiştirme eğitimi. Bugün Bursa Spor'un altyapısı oyuncu yetiştirme eğitiminle uğraşır. Üst yapıda performans eğitimi A takımın eğitimidir. Fakat Türkiye'de kulüpler gerektiği gibi altyapı olayına değer vermiyor demeyeceğim de altyapı stratejisini iyi kullanamıyorlar. Örneğin bunda biraz da Bursa Spor'un da nasibi var. Şimdi Bursa Spor'da pıtırak gibi altyapıdan oyuncu yetişiyor. İsimlerini sıralama gerek yok. Zaten bütün futbolla uğraşanlar Bursa altyapısından çıkan oyuncuları adlarını biliyor hatta. Bugün, biliyor isimlerini. Biliyor ya, yurt dışında dahi bugün Villarreal'e transfer oldu. O kardeşimiz de. Enes'ini Allah. Evet. Şimdi ben Bursa Spor'un bu stratejisini biraz yadırgıyorum. Bana Bursa Spor'lar kızmasın, alınmasın. Altyapıdan oyuncu yetiştiriliyor ve bu oyunculardan para kazanılıyor. Bu kazanılan paranın daha üstünde borca girerek bu altyapıdaki çocukların yerlerine ecnebiler getiriliyor. Ve lüzumsuz masraflar yapılıyor. Yoksa Bursa altyapıda bir hazine gibi. Ama yeter ki affedersiniz, yeter ki biraz evvel belirttiğim gibi performans eğitimi ayrıdır, altyapı eğitimi, oyuncu yetiştirme eğitimi ayrıdır. Bunun için de TÜFAT olarak 800 sayfalık uzun bir araştırma, Hacettepe Üniversitesi'nde yaptığımız araştırmanın neticesinde altyapı eğitim kitabı da yazdık, oyuncu yetiştirme kitabı da. Ama buna da pek eğilmiyorlar ve yazık oluyor Türk futboluna. Güzel Yeşil Bursa'mızın bugün bir düşme tehlikesi geçirdi. Yakışır mı? Anadolu'da ilk, yani şampiyon ilk olmadı ama ikinci, üçüncü kulübü. Yani büyük bir şey, önderlik yaptı. Bu koşullarda biraz bu altyapı olayı, statüsünü doğrusu spor adamı olarak yadırgıyorum. Hamili teknik direktörlüğü yaptınız. Şu anda Sayın Fatih Terim görevde. O da birçok kez bu benzer şeyleri söylemişti. Türkiye'den oyuncu yetişmiyor. Hatta yurt dışından Alman kökenli, İsviçre kökenli oyuncular Türk futboluna transfer ediliyor. Milli takımlarda kendilerine şans bulmaya çalışıyorlar. Burada bir maden var, sizler de söylüyorsunuz. Çok önemli altyapılar var. Bursa Spor, Altınordu, Gençler Birliği gibi. Ben bunu 20 seneye dayanan bir futbol şeyini söylüyorum. Yani 20 senedir, 25 senedir Bursa'dan pıtıra gibi oyuncu yetişiyor. Ama onlar gidiyor, satılıyor başka yerlere. Yerlerine çünkü çok gereksiz ecnebi oyuncu geliyor. Yani parasına da yazık. Ama tabii ki biraz evvel belirttiğiniz gibi yani Almanya'dan Türk kökenli çocuklar geliyor, başarılı oluyor. Oradaki eğitim, altyapı eğitimin gerektiği eğitim veriliyor. Ve bizim altyapıda oyuncu yetiştirme eğitiminde biraz eksiğimiz var. Doğal yetenek olarak oyuncu yetişiyor. İşte antrenöründen gördüğü şefkat, davranışla yetişiyor. Ama Almanya'dan gelenler, dikkat edin, ecnebi yerden gelen Türk çocukları daima ölü topları daha iyi değerlendiriyor. Rakibi oyundan düşürücü pasları daha iyi atıyor. Sebebine gelince
oyuncu yetiştirme eğitimin temel unsuru koordinasyon çalışması. Avrupa bunu iyi yapıyor, biz Türkiye'ye bunu iyi yapamıyoruz. Duran toplarda özellikle diyorsunuz değil mi? Duran toplar taştan geçiyor. Yani o vuruşları güzel yapıyorlar. Rakibi oyundan düşürücü, pasları iyi atıyorlar. Ama bunun sebebi oyuncu yetiştirme eğitiminde ana temel unsur koordinasyon çalışmasını onlar iyi yapmış Almanya'da. Geliyorlar Türkiye'de oynadıkları zaman bu güzellik meydana çıkıyor. Bizde bu ya biraz eksik. Biraz da antrenörle kaynaklanıyor sanırım. Bu antrenörün iyi eğitilmesi gerekiyor. Belki de üniversite okumuş, biraz bilimini bilen bir antrenör gerekiyor. Antrenörlere iyi eğitilsin diye altyapı eğitimi için eğitim veriliyor. Ama antrenör tabii ki devamlı mesleğinle alakalı literatürü takip edecek. Yenilikleri takip edecek. Ben biraz evvel gene söyledim ve söylüyorum. Oyuncu yetiştirme eğitiminin ana temel, anayasa kuralı koordinasyon çalışması yaptırmak bu çocuklara. Ve belirli yaşlarda yapılırsa koordinasyon geçerli. Yoksa profesyonel takıma da koordinasyon çalışması yaptırırsın. Ama o hedefe ulaşmaz. Sadece fizik çalışma gibi gözükür. Yani buna dikkat etmek lazım. Ve yurt dışından, ülkemizin dışından gelen oyuncuların bu özelliği oluyor. Buna da sebep çok iyi onlar altyapıda koordinasyon çalışmasını yapıyorlar. Tamamlanmış bir şekilde geliyorlar. Metin abi çok önemli bir noktaya değindi. Aslında koordinasyon çalışması derken benim aklıma şu geldi. Şu anda Paul Degen Bursaspor'umuza teknik adam oldu ve gerçekten bir haftadır çok sık idmanlar görüyoruz. Çok sık çalışmalar görüyoruz. Bursaspor'a değinmek istiyorum Serhat abi. Önümüzdeki sezon neler bekliyorsun? Sence Bursaspor bu sezon neler yapar? Vallahi geçmiş seneden artık ders alması gerekir diyoruz ama ders vermesi gerekir aslında. Ders mi alacağız? Geçen sene gerçekten üzüldüğümüz bir yıl oldu. Bu yıl bunun tekrarı olmaması adına da ilk olarak deneyimli bir teknik adam Bursaspor'un başına geldi. Şimdi burada yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de geçen yılda yeterli futbolcu düzeninde bir eksiklik olduğu aşikardı. Onana futbol pek taraftarı mutlu etmedi. Bunu da katarsak bu üçgende herkesin bir payı var. Yani yönetici bazında, futbolcu bazında bir de taraftar. Bunların artık birbirini tamamlaması lazım. Eğer bunu tamamlamayı yapamazlarsa bu senede sıkıntı yaşanır. Bu doğal bir şey. Futbolun vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi bu da. Transferde hata yapmayacaksın. Paranı biraz evvel Metin Hocam'ın da dediği gibi çarçur yapmayacaksın. Bu gençlere bir defa şans tanıyacaksın. Şimdi bakıyoruz U21 Türkiye şampiyonu. U19 Türkiye şampiyonu. U17 Türkiye şampiyonu. U14 Türkiye yukarıya yansıyan bir şey yok. Yani burasını da öz eleştiri yaparken bunları da vurgulamak lazım. Bu sene ben biraz daha iyi olacağını tahmin ediyorum. O yapılan hatalardan ders almış vaziyette bu sene başlanacağını umuyorum. Serhat abi lafını unutma. Metin hocam uyardı beni. Dinliyorum hocam. Şimdi ben milli takım teknik direktörüyken Feridun, Sinan, Allah rahmet eylesin vefat etti, Erol, kimdi bu menajerlik yapan? Nevzat Güzelırmak yine teknik direktörken Bursa Spor'da, Solbek, Orhan Özselek. Orhan Özselek, Sedat Üç, bunları ben milli takıma aldım, milli takımda oynadılar. Yani bunlar Amerika'dan mı gelmişti de Bursa Spor onları ben milli takıma aldım. Şimdi bir tane oyuncu doğru dürüst gitmiyor. Şans koca Bursa Spor'da. Ama devamlı böyle mantıksız ecnebi doldurursan ve de oyuncu yetiştirme şansı var Bursa Spor'un. Tabii ki dikkatli bir eğitim ordusu da kurması lazım altyapı için. Fevkalade iyi durumlara geçer. Yani onun için ben biraz üzüldüm. Ben 4 kişi, 5 kişi aldım milli takımı o zaman Bursa Spor'da. Şimdi niye bir kişi yok? Üstelik şampiyon oldu Bursa Spor.
Tabii geçtiğimiz yıllarda 12 yaşında da başlamıyordu futbol. 14-15'te başlıyor, 20 yaşında A takıma çıkıyordu. Direkt milli takıma geliyordu oyuncular bile. Öyle bir şey var. Altyapı stratejisinin yanlış oluşu. Öyle benim haddime düşmemiş ama bu şekilde ecnebi furyasıyla iyi yetişmiş oyuncuları da kaybetmek akılcı bir yol değil. Şu anda Paul Logan görevde. Paul Logan gerçekten bir altyapı kurdu olduğunu biliyoruz. Afrika'da birçok takımda çalışmış. Çok önemli yıldızlar kendisini keşfettiğini. Kurslardan tanırım. Dediğiniz gibi Fransa'da çıkışı altyapı hocalığından olmuştur. İyi de bir çıkış yaptı zamanında. Herhalde o altyapıya da Bursaspor'un başına geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Altyapıya da herhalde önem verir yani. Şu anda yakından ilgileniyor kendisi. Şu anda 33 kişilik bir kadro var. Antrenmanda çalışan bunların neredeyse 20'sinin üstünde çoğunun yaşı. Sadece 20 yaşın altında 19-18 yaşında isimlerle beraber çalışıyor. Yani Clermont'ta vardır Fransa'da. Evet. Oradan yetişmiştir. Evet. Kendisini iyi tanırım. Yani Fransa altyapı hocalığından yetişmedir. Herhalde faydalı olur. Lafınızı böldüm. Sedat abi, tekrar size dönüyorum. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıyor? Bursaspor'da kalmıştık evet. Galiba. Gene Bursaspor'la mı devam edelim? Logan'ın konuşmaya devam edelim dilerseniz. Önümüzdeki sezon demiştik. Neler bekliyor Bursaspor? Önümüzdeki sezon ben iyi olacağını tahmin ediyorum. Biraz evvel de ifade ettik. Yani dediğin gibi bir tek şu tartışılıyor. İşte 7-8 yıldan beri kulüp takımı çalıştırmadı. Hep milli takımlarda çalıştı. Acaba kulüp takımlarına adaptasyonu ne kadar gerçekleşir? Bir tek soru işareti belki bu gibi gözüküyor. Ama yani antrenörse her yerde ister kulüp takımı olsun, ister milli takım olsun fark etmeyeceğini düşünüyorum. Ben işte transferlerde hata yapılmazsa, ki yapılmayacağı benziyor. Çok sık eleyip dokuyorlar. Başarılı bir sezon geçireceğimizi tahmin ediyorum. Sağlam adımlar atıldığı söyleniyor. Tabii ilk olarak iki stoper söz konusu şu anda Bursaspor'a transfer olan. Sonrasında ise kanat ya da santrafor transferi düşünülürse gerçekleşeceği söyleniyor. Sizce ne belkilerde açık olacaktır Bursaspor'da? Şimdi geçen sene sayarsan iki tane oyuncu ön plana çıkmıştı. Birisi Harun Bataşa. Şimdi yani bunu herkes de dile getirdi. Şimdi 9 tanesi demek ki Bursaspor'da oynayacak düzeyde olmadığı da ortaya çıkıyor. Bu anlamda ben iyi bir transfer dönemini geçirmesini diliyorum. Burada hata yapılmamasını bir yerde ifade etmek istiyorum. Eğer aynı şeyler devam edersen, çünkü futbolcu kadrosu gerçekten yetersizdi. Yani ne oynanan futbol, gol atıyorsun, galip geldiğin maçlarda dahi eleştiri alıyordu futbolcular. Demek ki yetersiz bir kadro vardı. Bu yetersiz kadroyu yeterli hale getirmek için de çok iyi, önemli adımlar atılması gerekir. İki efsane isimle beraberiz. Metin Hocam, bir şey daha var sanırım. Önce siz dinleyeyim, ondan sonra bir anekdot paylaşacağım. Sonra da bitireceğim. Ben bir duyum aldım. Kendisini çok iyi tanırım. İstanbul'dan, Üsküdar Anadolu'dan futbolcu olarak transfer edildi Bursaspor'a. Sonra yönetici bazında görev yaptı. Doktor Recai. Doktor Recai tekrar altyapının başına gelmiş. Eski kurulu başkanımız oldu Recai Özdemir kendisi. Duydum. Özlenen altyapıyı yaratır Recai. Çok mutlu oldum. İnşallah Recai bana bu söylediklerimi de geri aldırır. Evet, geçtiğimiz dönemlerde Faruk Korkmaz da görev yapmıştı altyapımızda. Yeniden o da göreve geldi Recai Özdemir'le birlikte. Yine bir yapılanma, artık yöneticisiz bir altyapı. Sadece Gençlik Geliştirme Kurulu'nun görev yaptığı. Bir eğitim direktörünü de atandı. Şöyle söyleyeyim, artık altyapı koordinatörü yok. Bir eğitim direktörü var. Eğitimin ön planda olduğu, öğrencilerin gelmesi iyi oldu. Faruk eski santrafor Faruk mu? Evet. O da benim futbolcum. Beraber uzun süre çalıştık. O da tatlı ve çok yani iyi bir kimsedir. Herhalde o daha da başarılı olamadı. Biraz serbest bırakmadılar. Yoksa Faruk da kesinlikle başarılı olur ama Recai'nin gelmesi çok iyi oldu. Şöyle bir anekdot var Metin Hocam. Hocaların hocası tabii Metin Türel kendisi. Elimde şöyle bir anekdot var. 7 Eylül 1980.
darbeden hemen önce bir Bursa Spor Beşiktaş maçı. Ve Bursa Spor 5-0 galip geliyor değerli izleyenler. Bursa Spor mücadelenin başında sonuna kadar maçın mutlak hakimi olan taraf. Karşılaşmanın 18. dakikasında Mehmet Özgür'ün golüyle 1-0 öne geçiyoruz. İlk yarı böyle bitiyor. Sonrasında 48'de Ahmet Kılıç santrafor, sonrasında Sedat Özden ve Sedat Özbağ farkı 4'e çıkartıyor ve 88'de Kadir Çattık durumu 5-0 yapıyor. İstanbul basını çok büyük. Evet. Sedat Özbağ golünü atıyor ve Beşiktaş 5-0 mağlup oluyor. Siz de o zaman Beşiktaş'ın Beşiktaş'a gelişim. Evet oldu. Tabii yolda sporcularıma bir utanç verici bir netice dedim. Daha ne diyeyim yani. Oluyor demek futbolda, demek ki oluyor. Ondan evvelki senelerde biz tesadüfen Bursa'yı yendik. Bu sefer de Bursa bizi yendi. Bir de Türkiye Kupası'nı ben Mustafa Ertan Bursa Spor teknik direktörüyken son dakikada Türkiye Kupası şeyini kaybettik Bursa'ya karşı. Birçok kez çelme taktı size Bursa Spor'u. Biz de burada mesela İstanbulspor'la Bursa'yı 4-0 yendik. Kendi sahasında. Oluyor işte bu. Futbolun geleneğinde var. Evet abi, sizden dinleyebilir miyiz o golü gerçekten? O zaman izleyenlerin, tabi o zamanlar televizyon maçları yok, sadece radyodan maçlar dinleniyor. Bütün Bursa'nın ayağa kalktığı söyleniyor o günlerde. Şimdi gerçekten Beşiktaş'la bizim her zaman bir defa şey geçmiştir maçlarımız. Çekişmeli, heyecanlı. Onlar bizi Bursa'da da yenmiştir, bize İstanbul'da da yenmiştir. Ama hep rekabet Beşiktaş'tan biraz daha daha fazla da. O gün de Beşiktaş çok iyi başlamıştı maça. Kaçırdığı goller var. Bir anda maç tersine de dönebilirdi. Yani ilk gol işte Çilli Mehmet'in dışarıya çıkıp tekrar içeri girip ilk toplam buluşup golü atması futbolun güzelliklerini yansıtan bir olaydı. Daha sonra skor arttı. Güzel bir galibiyetti. Bizim için güzel. Beşiktaş için de. Beşiktaş için kötü. 6 tane topa vuruldu Bursa Spor tarafında. Bir tanesi santra civarında Sedat Sabek oynuyor. Anormal bir topa vurdu. Gol oldu. Yani 6 tane şut atıldı. 5'i bizim kaleye girdi. Şöyle anlatayım yani canlar, şu anki Atatürk kapalı spor salonunda olduğu kaleye oluyor gol ve Serhat abi yaklaşık 35 metreden, değil mi Serhat abi? Öyleydi. Santra yakın bir yerde. Yani, güzel bir vuruş. Ama kalecinin oradan gol yememesi lazım. Tabii kaybeden taraf yememesi lazım. Bir atan taraf da. Yani ben kaybettim diye söylemiyorum. Yani mesafe uzak, kaleci yani beklemiyordu şekilde, demek ki beklemiyordu topu. Tabii yani, ama bizde yani futbolda kural. O mesafede kaleci yememesi lazım. Bursa'nın kalecisi olmuştu hocam. Yok pek olmadı. Ben araştırmalarında şöyle bir şey duydum. Normalde o maçın 10-0 biteceği söyleniyor. Gerçekten dediği gibi Serhat abinin haftanın kalecisi olmuş. Haftanın kahramanına seçilmiş. Yok Mustafa, yok. Yani bir yanılgı var tahmin ediyorum. İyi hatırlıyorum. Yani böyle Mustafa top falan da kurtarmadı. 6 şut geldiyse 5'ini aldı içeriye yani. Tabii yani kaleciyi ben kötülemek için değil mi? Direkt o 37 yıl önce kolay bir tarih değil. Nereden de gol yer, bilmem nereden de gol yiyebilir. Çocuk da haklı. Futbolun gereği. O gün Beşiktaş çok iyi oynadı. Futbol şansı da Beşiktaş'la beraberdi. Haklı olarak bir galibiyet aldı. Serhat abi, peki antrenörlük yıllarından nasıl tanırsınız Metin hocamı? Metin hocam gerçekten çok disiplinli, çok özveriyle çalışan, bizlerin örnek aldığı duayenlerimizden bir tanesi. Ondan çalışmak nasip olmadı ama hep karşılıklı rakip olmuşuzdur. Bu anlamda gerçekten saygı duyulacak, hem eğitimiyle hem de liderlik kişiliğiyle bizlerin örnek aldığı Ender hocalarımızdan bir tanesidir. Allah ona uzun yıllar daha yaşamayı nasip etsin. Kendisine de sevgilerimi sunuyorum. Burada sizlerle beraber hocam üyesi olarak birlikte oldu. TÜFAT'ta güzel bir organizasyonlu. Son olarak Bursa Spor TV ekranına söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Teşekkür ediyoruz. Buraya kadar sizi geldiniz. Bu güzel organizasyonu ekranınızda yansıtacaksınız. Ben teşekkürlerimi sunuyorum. Dur hocam, size dönmek istiyorum. Sonra söylemesiniz bir şey var mı? Benim söyleyeceğim şey, Bursa Spor özüne dönsün. O güzel yetiştirdiği oyuncuları tekrar Türk futboluna kazandırsın. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Türkiye Futbol Antrenörler Derneği'nin dördüncüsünü düzenlediği Geleceğin Yıldızları projesindeydik değerli izleyenler. Çok önemli iki spor adamıyla birlikte olduk. Türkiye Futbol Antrenörler Derneği'nin düzenlediği bu yıl dördüncüsü düzenlenen Geleceğin Yıldızları projesinde tanıdık bir isimle karşılaştık. Nevzat Güzelmak var yanımızda. 1987 ile 1988 yılları arasında görev yapmış. Sonrasında yine 1993'te ve 1994'te Bursa Spor'umuza teknik adamlık yapan Nevzat Bey ile birlikte olacağız. Nevzat abi, güzel bir organizasyon. Çocuklar burada hem enerjilerini atıyorlar hem de futbol adına güzel şeyler izliyoruz. Neler doğru, söyleyeceksiniz? Doğru. O kadar insan gururlanıyor ki bu yaş gruplarında artık 12 yaş grubunda bu çocuklar, bunlar 5-6 sene sonra her takımımızda Süper Lig'de hatta oynayabilecek, pozisyonda girebilecek oyuncular. Ben şu anda 2 tane maç izledim. 2 tane maç içinde inanın yeteneksiz bir tek oyuncu görmedim. Hepsi yetenekli çocuklar. Demek bunlar eğilir. Ellerde yetiştirirlerse, yetiştirme imkanı sağlanırsa kendilerine, bu çocukların hepsi ilerleyip hem kendilerini hem oynayacakları takımları hem Türk futboluna büyük katkı sağlayacakları inancındayım ben. Genç yetenek deyince akla Bursa Spor geliyor kesinlikle. Bursa Spor'un altyapısı geliyor. Neredeyse 50 yıldır Türk futboluna birçok isim kazandırdı Bursa Spor. Hem milli takımlara hem Avrupa'ya birçok oyuncu gönderdi. Siz de bu dönemlerde teknik adamlık yaptınız. Siz de öğrencileriniz oldular. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Tabii şimdi Bursa vilayet olarak her bir futbol aşığı bir kent. Bunu ben kendim biliyorum. Hatta ben İzmir'de yaşamamış olsam Bursa'da yaşamayı arzu eden bir yapıya sahibim. Bunu da her zaman Bursa'yı yakın akrabalarım var. Dile getirmişimdir. Tabii Bursa Spor benim dönemde 3. Lig'de oynayan o dönemde bir takımımız vardı Bursa Spor adına. Tabii ben bu gruptan efendim Ersel olsun, Tayfun olsun, Ali Nahir olsun, Adnan olsun, şimdiki Adnan olsun, teknik direktörlük yapmış olan Adnan olsun, aklıma gelenleri söylüyorum, 4-5 tanesini o 3. Lig kadrosundan alıp A takım kadrosuna monte etmiştim, yani açık söyleyeyim. Tabii burada Bursa Spor'un futbol kültürü ve gücü hiçbir zaman inkar edilemez. Çünkü benim dönemim ve dönemimden sonraki dönemlerde Türk futboluna çok büyük futbolcular ikram etmiş bir kentimiz. Mesela örnek Mesut, Ersel, efendim, Sedat. Sedatlar hatta efendim, bizim Göztepe'den gelen Özer, Orhan. Benim çok sevgili kardeşim Sinan, yani saymakla bitmez oyuncular yetişti. Hem Bursa kentine hem de Türk milli takımına hizmet etmiş isimler. Evet, etmiş isimler. Tabii biz hem kent olarak, ben de o dönemde çalıştığım dönemde çok iftihar ettim. Oyuncularla beraber çalıştım. Rahmetli çok büyük üstad, büyük oyuncu Neşat Biyediç. Mesela o dönemde bizim Beyhan, takım kaptanımız Beyhan ve sonradan 3. Lig'den aldığım Ali Nail. Bu 3 orta saha, yani hakikaten rakip takımlara karşı olağanüstü üstünlük sağlayan meziyetli oyunculardı. Santfor, Ahmet, evet. Ahmet'imiz vardı. Efendim, şimdi ondan sonra Çetin'i aldık. Sonra Volkan'ı aldık.
takımımıza. Ama Bursa Spor her zaman kendine liglerde her zaman iyi bir yer bulmuş bir kentimiz ve takımımız vardı. Bunun en güzel örneği 3 sene evvelki lig şampiyonluğu, yani bu üç büyüklerden sonra Trabzonspor'un yakaladığı pozisyondan sonra 4. şampiyonluğu elde eden takımımız oldu Bursa Spor. Tabii biz çok büyük mutluluk ve sevinç duyduk Bursa Spor adına. Ama geçen sene tabii, yani her ne kadar kendi kulübümüz, açık söyleyeyim, gösterimiz şampiyonluğa koşarken Bursa Spor'umuzun da en diplerde, hele son maç kalan, son maça kalan maçta, yani bir kabus gördük ama uyandık diye. Volumumuz yani 140-130'a vurdu, 120'ye vurdu. Yani bu Trabzon maçı ne olacak, ne edecek? Bütün kamu, spor kamuoyunda artık son maça kalan maçta Bursa Spor artık küme düştü gözüyle bakılıyordu. Ama bir mucizeyi gerçekleştirdi çocuklarımız, öyle diyeyim ben artık. Bursa Spor'u içine ayık olmadı, olumsuzluktan çıkardılar, tekrar Süper Lig'de tuttular. Ama bunu şöyle ifade edeyim, ben 1963'te kuruldu Bursa Spor, ben 63 senesinde profesyonel futbolcuydum Göztepe'de. Ben o günden bugüne kadar geldiğimiz süreler içinde geçen sene küme düşme potasına yansıyan güçsüz kadrosuyla belki en zayıf ekip olarak karşımıza göründü. Ben bir daha Bursa Spor'a hizmet etmeye talip olan arkadaşlara, yöneticilere tavsiyem, Bursa Spor'a mı yakışmıyor? Onun için gerçek manada Bursa Spor'u destekleyen, ekonomik olarak veyahut da futbol aklı olarak, futbol aklı olarak diyorum bunu, hizmet etmek isteyen arkadaşlar bir daha Bursa Spor'u bu kabuslu günleri yaşatmasınlar. Tabii, temenniniz bu yönde. Peki önümüzdeki sezon muhakkak takip ediyorsunuzdur Bursa Spor'u. Fransız teknik adam Paul Logan şu anda teknik adamımız oldu. Çalışmalar sürüyor. Avusturya kampına kadar da burada özel çalışmalarımız devam edecek. Sizce neler bekliyor Bursa Spor'u? Bu söylediğiniz kabustan artık uyandı. Artık yeni bir sezon var. 2017-2018 sezonunda Bursa Spor'u neler bekliyor? Şimdi tabii Bursa Spor'u söylediğim gibi yani benim futbolcu dönemimden itibaren en sıkıntılı kadrosuyla mücadele etti geçen sene. Yani yanlış anlaşılmasın bu. Ben şu gün Süper Lig'e çıkan Göztepe'yi içinde aynı ifadeleri kullanabilirim. Kesin olarak güçlenmek lazım. Kadro gücü kesin önemli. Bu kadro gücünü de oluşturmak için iyi oyuncular tespit etmek lazım. Çünkü her şeyin başı sonu iyi oyuncudan geçiyor. İyi oyuncuları bir yere topladığın an iyi futbol ve iyi neticeler davet ediyorsun. O zaman Bursa'nın ihtiyacı olan iyi oyuncu transferi yapması yönetimin ve teknik arkadaşın, aynı şekilde Göztepe için de söz konusu. Bunu sağlıkları takdirde bir sıkıntı yaşama, bir kabus görme ihtimali, hele Bursa'da mümkün olarak görmüyorum yani. Bu yani futbol şehrinde bunun olmaması gerekir yani. Umarız Göztepe'de önümüzdeki sezon birlikte kalıcı olur. Çünkü Aravenkan Göztepe geri geldi. Yıllardır artık İzmir takımlarından biri Süper Lig'e geri döndü. En son Bursa Spor'u hatırlıyoruz. O günden beri neredeyse hiçbir takım Süper Lig'e gelmemişti. Göztepe'de çok uzun zamandan sonra geri geldi. Tabii ben 17 sene hizmet verdim Göztepe kulübünde. Bir mensubuyum, açık söyleyeyim. Tabii çıkan takımlar pür dikkatli olmaları gerekir. Çünkü niye? İstatistikler göstermiştir ki çıkan 3 takımın bir tanesi %100 düşüyor. Evet. İkincisi %50 ihtimalle, üçüncüsü kurtardım kurtarmadım ve hatta kurtarıyor. Yani burada ne demek bu? Yani Süper Lig'le alt ligler arasında çok büyük boyutlarda fark var. Bu farkı kapatmak için iyi düşünmek, iyi kararlar vermek mecburiyeti doğuyor. Bunu yapabilen takım kalıyor, kendini kurtarır, açık söyleyeyim.
Sizler de söylediniz, dile getirdiniz. Birçok genç isimle çalıştınız ve birçok genç ismi zamanında Bursaspor kadrosuna monte ettiniz, şans verdiniz. Peki şu anda Bursaspor'da görev yapabilecek kapasitede birçok genç isim var. Pol Dögen'le birlikte çalışmalarını sürdürüyorlar. Formayı alabilmek için neler yapmalılar? Şimdi bu gençler çalışmışlar. Sizin de ifade ettiğiniz gibi artık forma kapma düzeyine gelmişler yaş olarak. Benim anladığım bu. Şimdi burada en büyük noksanlık gerek bizler yani teknik adamlar olarak, gerek yöneticiler olarak bu genç oyunculara maalesef al arkadaş bu formayı sırtına giy pek de diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Halbuki genç oyuncuyu kazanmanın birinci şartı üstüne eğer yeteneği varsa sırtına formayı geçireceksin. Bir maç kötü oynamış, iki maç kötü oynamış, hiç önemli değil. Onda ısrarcı olmanız lazım. Eğer buna göğüs gerebilecek yapınız varsa hiç korkmayın. Ama en ufak bir şeyde panik içinde olursanız teknik adam olarak, yönetici olarak o zaman hiçbir zaman genç oyuncuyu kazanamazsınız. Ben şahsen inandığım oyuncular örnek vereyim. Mesela Rıdvanlar, Sercanlar, daha Ali Nail'ler. Bunlar kaç yaşında oynadı? Evet. Misal aklıma gelin. 20'sine gelmeden formayı kapmış insanlar. Ne 20'si? Bizim o Avrupa Kupalarında oynamış Göztepe takımında evet. 5 tane 6 tane oyuncu ben dahil 17 yaşında birinci birlikte forma giydik. Göztepe formasını. Burada niye Ali Nail 18 yaşında forma giymesin? Yetenek var. Her şey var. Evet. Korkunuyor. Yanına da tabii ustaları yerleştirecek, monte edilecek. Yani tümüyleme genç, tümüyleme yaşlı. Anlatabildim mi? Kadro mimarisi çok önemli bir şey ve genç oyuncu güvenmek çok önemli bir şey. Şimdi bizim mesela üstad vardı, baş yapıyor hiç beyan. Yanlarında alın ayını oynuyordu, sokmuştuk araya. Kaynıyordu. Sırıtmıyor arada. Kaynıyordu tabii. Kaynıyordu. Çetini koyduk, Ahmet'in yanında kaynıyordu. Onlarla beraber o deneyim kazanıyor ve biraz bir star haline geliyor. Tabii yani şimdi yani böyle örnekleme yaparsın yapmamız gerekirse çok örnekleme var, örneği var. Rıdvan'ı işte biz kaç yaşında aldık? Muğla'dan ben Bolu Spor'da görevdeyken kaç yaşında oynuyordu? İnsanlar onu dışarıda görse zayıf bir delikanlı ya bu çocuk futbol oynar mı diye düşünürdü. Halbuki iş öyle değil. Onun yaptığı işe bakacaksınız. Kabiliyetine bakacaksınız. Bunu gözlüyorsanız eğer bir teknik adam olarak, yönetici olarak hiç korkmasınlar. Bu çocuklara görev versinler diye düşünüyorum ben şahsen. Peki iki dönem görev yaptınız Bursaspor'da. Peki bu iki dönem unutamadığınız bir anı var mı? Efendim? Unutamadığınız bir anı var mı? Buradan Bursaspor TV izleyicilerine aktarmak istediğiniz şunu unutamıyorum dediğiniz bir anı var mı? Şimdi tabii yani futbolda her maç açık söyleyeyim bir hatıra. Bursaspor'da o kadar yani iç içe olduğumuz insanlarım var ki insanlarım diyorum açık söyleyeyim. Akrabalarım demiyorum insanlarım var diyorum. Bugün işte geldiler kaç tanesi eksik olmasınlar. Sizin şu anda patronunuz Mehmet geldi yanıma. Otele geldi. İtibatınızı koparmıyorsunuz ve devam ediyorsunuz sürekli iletişimiz. Sevdiğimiz kardeşim yani. Bursaspor benim için ayrı bir yer. Ayrı bir yer. Bursaspor bu kabusu yine tekrarlıyorum. Atlattı. Bundan sonra yaşaması mümkün değil böyle bir olayı. Artık aklı yerine koyması lazım, oturtması lazım. Bir ders çıkarması gerekiyor Bursaspor'un bu durumdan. Bir ders çıkarması gerekiyor Bursaspor'un bu durumdan. Tabii çok aman dikkat diyorum yani. Aman dikkat. Bursa'yı sevenler çok. Yalnız ben sevmiyorum yani. Bursa'yı sevenler çok. Bursa çünkü yani bir marka yani ülke futbolunun bir en önemli markalarından bir tanesi yani. Şimdi gerçeği bu. Nezul Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgilerden dolayı. Bu yıl doğrusu düzenlenen
Geleceğin Hızlı Projesi'nde tanıdık bir isimle karşılaştık. Özel Yurtay'la karşılaştık. Özel abi, nerede çocuk görsek, nerede futbol topu görsek seni görüyoruz. Artık tanıdık bir isim oldun. Bursa Spor'umuzu unutmayı sinirlen bir isim. Bursa yayınlara hoş geldin diyelim. Bugün Bursa'ya çocuk futbolu için geldim ama 40 yıl önce Bursa Spor'da futbolcu olarak gelmiştim. Ve aynı Temmuz ayıydı. Yolda otobüste bütün o 40 yıl önceki seyahatim, ilk geldiğim gün imzam falan hepsi gözümden geçti. Şimdi şöyle, tabii ki Bursa ismi geçince bende bir ayrı duygular oluyor. Çocuk futbolu da 2006'da federasyona başladım. 2007'de futbol köyleri başladı. Futbol köyünden bir geçen sene olmadı 15 Temmuz yüzünden. Hep 12 yaş, U13 futbolcular. Biz önceden görme şansı yakalıyorduk. Futbol köylerinde 10 gün oluyorduk. Her sene örneğin mesela Bursa Spor'umuzdan yetişip futbol köyünden en önemli iki oyuncu söylersem bir tanesi Ozan Tufan, 95'li Van Futbol Köyü'nden bizim gruptaydı. İkincisi de 97'li olmasına rağmen 96'larla Isparta Futbol Köyü'ne gelen Enes. İkisi de yani 12 yaşında bu yaş grubundan bir yaş daha büyüklerdi. Onları o yaşlarda görüp onların iyi futbolcu olacağını yani hissetmiştik veya bilmiştik diyebiliriz. İzmir kendi bölgemizden de Çağlar Söyüncü. O da aynı şey Isparta'daydı ama 96'lıydı o. Ama Cengiz de Cengiz Ünder 97'li, o da şey Kütahya Futbol Köyü'nden Cengiz Ünder'di. Hatta Cengiz Ünder'le güzel bir anımız oldu. Böyle maç yapıyordu aynı şimdi çocukların oynadıkları gibi. Cengiz frikik oluyor, topu dikiyor, vuruyor, top direkten dönüyor. Cengiz şut atıyor, direkten dönüyor. Korner atıyor, direkten dönüyor. Ve maçı mağlup bitirdiler. Baktım sahanın kıyısına böyle ağlayarak geliyor. Dedim Cengiz niye ağlıyorsun evladım? Hocam gördünüz ya dedi, bütün toplar direkten dönüyor dedi. Ya ben de onun o zaman Buca'daydı 12 yaşındayken biliyorum, altın ördüğünde değildi. Antrenmandan sonra hocası şeyle kale direğine vurma yarışması yapıyorlar. Ben de sordum sen ne yapıyorsun dedim antrenmandan sonra. Hocam dedi ben de aynen böyle hocamla dedi kale direğine vurma yapıyorum, hocamı geçiyorum. Dedim ki hocana benden selam söyle, özel hoca selam söyle, bundan sonra kale direğine vurma değil, kalenin ağlarına pas verme yaptır. Yani gol olsun ah pastırın diye. Öyle bir anımız geçti. Güzel şey yapıyorum. Şimdi şöyle tabii ki Bursa'ya geldim. Ha, bu etkinlik geçen sene Çanakkale'ye gitmiştim. Yine orada da ve Bursa Spor masterleri geldi. Maçtan önce beni gördüler. Hadi Özler abi sen de oyna bizi dediler. Bir de oynattılar beni. Onlarla ve çocuklarla da oynadık. Onlardan 2004 doğumlulardı. Şimdi bu sene işte onların karma 14 milli takımı seçmesinde. 2005'ler şimdi onların bir sene sonra onların futbol köyü yaşı. Köy yaşı. Herhalde futbol köyü olursa bu 2005'lerden köyde yine onları bir görme şansımız olacak. İyi oluyor. Bursa ismi geçince hemen burada da bu çocuklar olunca hemen gözü kapalı atladım araba otobüse geldim. Güzel abi. Şuna değinmek istiyorum. Şey maça mı? Bursa Spor'a mı? Göztepe'li o andırımı değinmek istiyorum. Göztepe'li önemli bir isimsin. Biliyorsun son röportajı sizle yapmıştık. Evet. Şey, altın orada beraber yapmıştık. Altın orada testlerini yapmıştık ve orada söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. Yine Bursa Spor TV'de birinci röportajında birinci şampiyonluğu yaşadık. İnşallah size ikinci şampiyonluğu yaşayıp dedim. Göreceğim inşallah dedim. Fakat son maçlarda puan kaybediyor. Bu tüylerim diken diken oldu. Bir şey, bak hakikaten öyle. Son maça kaldı. Trabzon maçı. Trabzon maçı ve Trabzon'da ben oynadığım yılda 4 yılda hiç yenemedik. İçeride dışarı hiç yenememiştik. Ters geliyordu bize. Vallahi bana soranlara yani çok zor. Çok zor. Ama Bolu maçı vardı bir sene önce. Biz Bolu'da beraber kaldık. Kümede kaldık. Bolu düştü. Onunla yaşadık yani. Kendimiz de yaşadık. Göztepe'de kötü playoff'a kaldı. Göztepe çıkacak havası yok Bolu maçını görmeden önce. Bolu maçında iyi oynadı. İki maç kaldı, finale kaldı Eskişehir. Allah'ım ya dedim şimdi Göztepe Eskişehir'i çok zor. Çıkamaz. Ya. Bursa'da Trabzon'u yenemez zor. Eyvah dedim. Süper Lig'de Tüpete'de birinci lig dedim. İki tane takımla oynar dedim. Fakat ikisi biri mucizeden çıktı. Biri de mucizeden kalınca nasıl sevindi anlatamam. Süper Lig'de şimdi iki sevdiğim takım. Allah ya dualarımı kabul etti.
dediğim gibi ikinci şampiyonu Bursaspor'u göreceğim inşallah. Allah söyletti onu bana. En azından diyor Göztepe ya da Bursaspor artık iki tane takımını Süper Lig'de. Aynen ve İzmir'e geleceksin. İzmir'de göreceğim. Göztepe'yi İzmir'de göreceğim. Burada ya da Göztepe-Bursa maçı için yine Allah emri verirse gelirim. Seve seve gelirim. Yani bilmiyorum çok... Tabii o maçı gülüyor tabii. Göztepe ile Bursaspor deyince gerçekten. Tabii. Bir de hakikaten benim hayatımda çok yeri var. Çünkü benim ilk futbol oynadığım, şimdi geldi şeyin oğlu, Haluk abinin küçük oğlu, Taygun'un kardeşi. O? Nereden evet. Taygun'un kardeşi o. Argun. Argun oraya daha doğmamıştı. Ben 2 yaşındaydı Taygun. 69 senesi Göztepe Bursa yarı final maçında ben o son sahne kaybetti ya Bursa maçında. İlk defa oyuna 20 dakikalığa girdim. Ve sonra finalde oynadım. Ya Bursa benim ilk futbol oynadığım yıl. Sonra şey yaptım. Geldim 4 yıl oynayıp da hayatımın en iyi senelerini yanıyorum hep söylüyorum. Hocam da orada, Metin Hoca da orada. O kadar güzel maçlar oynadım. Bir defa milli takıma seçilmedim Bursa'da. İçimde uhtu o. Sistemde bulundunuz mu burada? Sistemde bulundunuz mu? Onun için yani Bursa Spor'dan milli takıma hiç çağrılmadım. Ona çok üzülüyorum. Çünkü hakikaten Bursa Spor takımında oynamak çok zor. Bu o yıllarda her zaman zor. Çünkü Bursa Spor'da istikrarla oynayamazsan Bursa Spor hemen şey yapar yani. Sıkılır. Oyuncu aleyhinde. Çünkü çok güçlü bir basını vardı o zaman da. Bursa Hakimiyet gazetesi vardı. Bursa şeyi vardı. Hem basın hem taraftar yani, biraz. Erkan abi vardı. Biraz Erkan abi şeydir böyle. Uzağız. Mehmet Gerçek falan da şeydi. Daha yeni yeniydi. Şeyin babası işte gazetenin sahibiydi bizim şey. Genel müdürümüz Mehmet Gerçek şu an. Tabii onlar şey daha çok küçüktü. Ama güzel bir şeydi Bursa Hakimiyet. Ondan sonra gene andık Sedat Üç'le beraberdik şimdi. Onu andık. Kurslarda ben hocalık yapıyorum şimdi. Kurslar hocalık yaparken hep Bursa Spor, Ömer Ağaç antrenmanlar örnek hep gösteriyorum. Vakufköy'ü, evet. Uludağ şeyi. Arkada Uludağ zaten bir meşhur antrenmanları Uludağ'da. Şimdi anlattığım o şeyi, dağ antrenmanları anlatıyorum. Ve Bursa benim için hakikaten ve benim derken evimin de şeyi. Bir de kızım işte. Bursa Spor'da yoktu. Sonra doğdu 85'te. Ama hanımım olsun, oğlum zaten Bursa Sporlu. 2 yaşından 6 yaşına kadar 4 yıl Bursa'daydı ve antrenmanlarını her antrenmana götürüyordum, getiriyordum. Hep maskot gibiydi. Sedat, Kemal'in batması falan hep onun böyle arkadaş, yani çocuk arkadaş gibiydiler. Yani şimdi Bursa'ya gidiyorum dedim. Aa ne var böyle böyle tamam ya. Yani ne var diye lafa sordular. Yoksa Bursa deyince evden sormazlar ne yapmaya gidiyorsun diye. Çok teşekkür ederiz Özel abi. Keyifli röportajın için Özel abi iki tür röportajımız oldu. Umarız artık Göztepe deplasmanında üçüncülere, dördüncülere diyelim. Daha nice bölümde diyelim. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Başkanı İsmail Hocam var yanında. Hocam gerçekten güzel bir organizasyon. Burada birçok genci ve futbol adamını bir arada görmek mümkün. Bu yıl doğrusu düzenleniyor. Neler söyleyeceksiniz? Ara insanlar böyle yan yana gitip beraber olmak güzel. Çocuklara bir hizmet vermemiz güzel. Ülkeye bir hizmet vermemiz güzel. Yani bunların içinden oyuncu çıksın diye bakarken de iyi bir yönetici çıkabilir. İyi bir antrenör de çıkabilir. İyi bir vatandaş çıkabilir. Yani bir hizmetin yapmak istiyoruz. TÜFAT camiası olarak da böyle topun ve çocuğun olduğu her yerde TÜFAT olacaktır dedik. Böyle bir hizmetimiz insanlara böyle iyi gösterdiği zaman da bizim hoşumuza gidiyor. Bursa'daki bu tesis çok güzel. Bize bunları temin eden kimlerse, kimin emeği geçti hepsine teşekkür ediyoruz. Buraya gelen futbol camiasının içerisinde her türlü insan, Bursa Spor Kulübü, valilik, belediye, emniyet hepsi iç içe yaşıyoruz. Gayet hoş, gayet güzel. Yani her zaman inşallah ülkemizde böyle şeyler yaparak yaşarız. Güzel şeyler anarak yaşarız. Acı günler görmek istemiyoruz. Böyle organizasyon, bizim gibi dernekler veya kurumlar, kuruluşlar bunları meydana getiriyorlar. Daha sık getirmemiz lazım. Güzel. Her şey güzel. Çocuklar burada öğreniyorlar. Yarın bir gezi olacak sanırım. Evet, daha doğru. Evet. Bursa'nın değerlerini de öğreniyor aynı zamanda çocuklar değil mi? Evet zaten dün de biraz sahayı falan da gezdiler. Teleferikle yukarı çıktılar. Sonra ülkenin çeşitli yerinden gelen bunlar çocuklar. En az 20 tane ili kapsayan doğudan batıya, güneyden kuzeye gibi bir ekip olduklarını, bir iş yaptıklarını, ülkeyi tanıdıklarını, kendi dostluklarını kurmalarını, ekip haline neler yapmalarını, oturup kalkmalarını, yemek yemelerini, yatmalarını, bunları bir nebze öğreniyorlar tahmin ederiz. Bunları da
birileri öğretmesi lazım bu çocuklara. Hep kendi mıntıkaları içinde kalırlarsa belki geç öğrenecekler. Ama böyle bir yaşamı da onlara sağladığımız için yine mutluyuz. Dünya neresine gelsin. Bir şeyler yapmak için Bursa Spor Kulübü de bunu iyi şeyler yapacağını düşünerek getirmiş. Ha bunun yanı sıra benim kafama da bir takılan yahut da ülkenin her tarafında Bursa'da olduğum için Bursa'ya örnek vereyim. Yani şimdi oyuncular baktığımız zaman bugün Emniyet Müdürlüğü ziyaretimizde orada konuştuydum. O aklıma geldi onu söyleyeyim. Şimdi Mesut Şen yani bu nesil tanımaz. Bir yıldız. Ama ben tanırım. Mesut Şen'in değerini bilirim. Benim zamanım bütün oyuncuları, bütün seyircileri de futbol camiası da bilir. Yani şöyle 70 geçmiş bu kadar transferin içerisine bakayım. Bir Mesut Şen'in Bursa'da bir Mesut Şen'in dörtte biri kadar bir oyuncu daha transfer edemedi. Veya bir Vedat Okya veya bir Sedat Üç. Yani bunları geçmişin zamanı benim oyuncu grubumdaki insanları söylüyorum bunların. Bizden sonradır Sedat ama Üç. Böyle baktığın zaman bir Sedat Üç'ü bulamıyorsun. Bir Mesut'u bulamıyorsun. Bir Vedat'ı bulamıyorsun. Bir Sinan Bir'i bulamıyorsun. Hatta bir Vahit'i bulamıyorsun. Böyle bizim yetiştirdiğimiz insanlarımız, bizim ülkemizden çıkan bu insanların yerine yerisini koyamıyoruz, transfer düşünüyoruz. Yani Bursa Spor için değil, bu Göztepe için de böyledir, Adana Spor için de böyledir, Beşiktaş için de belki böyledir, Ankara Gücü için de böyledir. Yani kulüplerimiz için böyle bir şey. Biz geçmişte bulduğumuz oyuncular, o kaliteli oyuncuları transferlerle dahi bulamıyoruz. Biz geçmişte bulduğumuz bu oyuncuları Türk çocuklarından bulmamız lazım diyoruz. İşte belki böyle bulabilirsek mutluluk duyacağız. Kurtuluş Altyapı'da diye bir slogan var. Bir de ikinci Şampiyonlar Vakıfköy'den çıkacak diye bir slogan var. Bu geçerli mi? İnşallah. Yani Vakıfköy'den bu yöre çıkartmış oyuncu. Yani dalga dalga baktığımız zaman kuruluşundan bugüne kadar yani Volkanlara ya Sercan gibi bir şimdi biz bir kayıp gibi bir yıldız ya Sercan nasıl olur yani bu kendisine de tabii Sercan dikkat etmesi lazım. Yani şöyle geriye doğru baktığımız zaman 2009'da milli takımda oynamış bir oyuncu. Bugün piyasada yok gibi görüyoruz. Böyle bir şey olur mu? Daha yaşı kaç? 26 falandır galiba. Yani böyle bir oyuncu çıkartıyoruz, böyle bir oyuncu kayboluyor. Mümkün değil. Yani Sercan gibi bir yeteneği çıktığı zaman bugün 10-15 milyon euroya bulamazsın, alamaz. En büyük örneği Enes'una. Evet. Yine öyle çok yüklü miktarlar transfer ücreti. Sercan Volkan'ın altında bir oyuncu mu? Yani bunları biz nasıl sahip, nasıl tutacağız, ne yapacağız, nasıl futbolun içinde tutacağız bilemiyorum ki. Ve insanlar kendilerine de, ailelerine de, arkadaşlarına da hepsi dikkat etmesi lazım. Futbola ihanet etmeyecek futbolcuysa. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok güzel sözü bitirdiniz gerçekten. Ben teşekkür ederim. Başarılar Bursa Spor'a. İnşallah Bakırköy'den bir şampiyon çıkar. Öncelikle TÜFAT'ın böyle bir organizasyonunu Bursa'da görmekten dolayı çok mutluyuz. Bursa zaten bir spor şehri, aynı zamanda bir futbol şehri. Bu organizasyonların Bursa'da olması bizleri mutlu ediyor. Görüyorsunuz her türlü hazırlığı yaptık ve genç kardeşlerimize, genç çocuklarımıza böyle güzel sahalarda futbol oynatmaya gayret ediyoruz. Gerçekten Türkiye'de çok önemli bir şey. Fair play çerçevesinde ve büyük bir antları okudular. Sevgi, dostluk, kardeşliğin birleştiği bir yemin ettiler. İnşallah bu doğrultuda da futbol hayatlarına devam ederler. Bizim en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi de bu. Sporun kazanmakla, kaybetmekle eşit olduğunu bilmek gerekiyor. Kazanırken çok seviniyoruz, kaybederken de çok üzülüyoruz. Bunları dengelememiz gerekiyor. Biz bir türlü bunu dengeleyemiyoruz. Bursa'da bu organizasyonları hep almak istiyoruz ve alıyoruz da. Başarıyla da üstesinden geliyoruz. Çünkü hepinizin bildiği gibi Bursa'da Bursa sporunu ve sporuna hizmet eden çok değerli bir belediye başkanımız var. Bu tesisleri bize sunan belediye başkanımız Sayın Recep Altepe'ye ben de sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten burası çok az ilde olan bir tesis. İşte burada kardeşlerimizi ağırlıyoruz. Ve güzel bir organizasyon. Ben hem TÜFAT'a, Bursa Şubesi'ne, yönetim kuruluna hepsine bu organizasyonu Bursa'ya kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.